Dağköy. Eskiden mahalleydi burası. Şimdi Yenikent Mahallesi oldu. Belde belediyelerinin kapanmasıyla beraber. Şimdi Ünye gibi burası da yollardan muzdarip. Ünyeli 40 yıldır parlamentoda bakanla temsil ediliyor. Arzulanan kalıcı hizmetlerden yoksun. Son yıllarda organize yapıldı. Onun dışında yollarda yine dertli. Bu arada da Yenikent'in de kendince ünlü genel sekreter yardımcısı bugün 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde de 3. sıradan Ordu Milletvekili adayı Sayın Hamarat var. Bu haberini yaptığımız yer Hamarat'ın doğup büyüdüğü yer saygıdeğer izleyenler. Şimdi Hamarat'ın komşularına dertli olduklarını söyledikleri yol hakkında soruyoruz. Önce sizi tanıyalım. Evet, ismim Sezai Altun. Bu mahallenin çocuğuyum. Maalesef bu yollarımız görüldüğü gibi 2 aydır biz bu yolun, bu buzun açılmasını bekliyoruz. Ama maalesef hiç yetkililerden gelip ve ulaşan olmadı. Buradan akşam teravihe gelip gidiyoruz. Günlük okula giden servis aracımız geliyor, göçüyor. Can tehlikemiz var. Bunun görülmesi lazım yetkililer tarafından. Su genellikle yolun altından köprüden geçer. Buradaki su yolun üstünden geçiyor. Evet, buzumuz tıkalı. Yaklaşık iki buçuk aydır bu buz tıkalı. El gücüyle açılamıyor. Biz bunu muhtarımıza birkaç sefer belirttik. Sağ olsun, o da herhalde gücü yetmedi veya ilgisi dışında kaldı. Ama gelen olmadı maalesef. Buradan hep söyleriz, seçmen devletin asıl sahibi olmasına rağmen her 5 yılda yaklaşık 3-4 gün konuşur. 3-4 gün sonunda seçilen gider parlamentoya. Gittikten sonra seçenin ağası olur. Siz şimdi ağalık sizası size. Siz son olarak ne istersiniz sayın siyaset yetkililerden? Valla biz çok bir şey istemiyoruz ya. Bizim yolumuz çakıllansın, beton mu olacak, çakıl mı, asfalt mı olacak? Yani mağduruz biz. Yıllardır beklediğimiz bir şey, yol var zaten. 5 senede bir soruluyor bu. Bazen soruluyor, bazen sorulmuyor ama seçim sonrası unutuluyor. Yani biz bu memleketin insanları değil miyiz? Bir farklı bir ayrım mı var bizde? Anlayamadık bunu yani bir türlü. Peki, size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, sizi ederim. Tanıyalım. İsmim Sayın Altun. Yeniket Kayadı'nda oturuyorum. Gördüğünüz gibi Ahmet Bey, mağduruz. Yoldan, hizmetten, tüm devletin vermiş olduğu kurulardan, her şeyden mağduruz. Hiçbir hizmet görmedik, görmüyoruz da. Hep nedense hep dışta kaldık. Nedense hiçbir zaman lafımızı anlatamadık, lafımızı dinletemedik. Hep söyledik ama tamam işte yarın geleceğiz, 6 ay sonra geri gelmedi. Her söyledik, bir gün geleceğiz, 3 ay sonra yine gelmedi. Bu konuda hep mağduruz, mağduriyet yaşıyoruz. Saygılarımı saygılıyorum. Teşekkür ederiz. Sizi de tanıyalım. Ben de buranın çocuğuyum, Hüseyin Altun. Aynı bu mahallede oturuyorum. Yıllardan beri kime ne demişsek hiç gelip de soran da olmadı, bakan da olmadı. Onun için mağdur olduğumuz için sizlere sesimizi duyurmak istiyoruz. Saygılarımı. Çok teşekkür. Evet üstadım, siz de tanıyalım. Bu yörenin insanısınız. Ben bu yörenin gençleriyim. Adım İbrahim Demir. Evet. Efendim. Bu yolların yapılmasını istiyorum. Bizim her seçim kurulunda hepsi bizden çıkıyor ama kimse kendi çevresine bakmıyor. Doğu'da bugün köy yolu da asfalt, bizim oraya bakırken eşek yürümüyor. Ama biz hizmet bekliyoruz. Yani hala da bekliyoruz. Ne zamana kadar? Yaşım 32. Bir 32 sene daha gelir böyle giderse. Evet. Hizmet istiyorum. Başka bir şey diyeceğim yok. Teşekkür ederiz.